Selamünaleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakıyoruz. Gerek Libya gerekse Ukrayna Rusya son durum başta olmak üzere son haberleri aktaracağız. Öncelikle Libya ile başlayalım. Libya'da Hafter'e bağlı kuvvetlerin Trablus'un güneyindeki Cüveyli kampına ulaştığı duyuruldu. Hafter geçen günlerde Trablus'a saldıracağını duyurmuştu. An itibariyle askeri kaynaklar Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un güneyindeki Usem ve Cüveyli'nin kampına ulaştığını belirtiyor. Burada Kornet füzeleri dahil olmak üzere 600 araçlık konvoydan bahsediyoruz. Hafter'in oğlu Saddam Hafter liderliğindeki Tarık bin Ziyad Tugay bu bölgeye gelmiş durumda. Son günlerde şiddetli çatışmalara sahne olan Varshafana ilçesinde 55. Tugay komutanı Muammer El Davin'in yardımıyla bilindiği gibi Usame Cübeyli taraf değiştirmiş ve Libya ordusundan ayrılarak Hafter güçlerine yani Fethi Başa'ya katıldığını duyurmuştu. Burada özellikle Fethi Başağı artık Trablus'a büyük bir saldırı başlatacak gibi duruyor. Zintan'da Fethi Başağı'nın komutanı Usame Cüvede'ye yakın askeri kaynaklarda bu güçlerin Trablus'un güneyinde ve batısındaki mevzilerden ayrıldığını ve Zintan'a geldiğini belirtiyor. Usame Cuvelli, Trablus'a girmek için yapılan son girişimde böyle bir olayın savaşı kökten değiştireceğini söyleyerek Hafter'den yardım istemiş ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu reddetmişti. Financial Times gazetesinde bir gazetecinin yakın zamanda Usame Cuvelli güçlerinin Bayraktar TB2 ile 18 kere vurulduğu yönündeki haberi de burada hatırlatılmış. Usame Cüveyli bu sefer Siyahlara karşı vurulmamak için Hafter güçleriyle beraber pansir sistemlerini bölgeye getiriyor. Şu ifade kullanılmış. Cüveyli'nin askeri teçhizatı Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik taarruz döneminde yoğun olarak kullandığı Rus pansires hava savunma füze sistemlerini içeriyor. Rusya da bu bölgede tarafını seçerek Fethi Başa'ya destek vermiş durumda. İşin özeti Trablus'ta büyük bir iç savaşın çıkması an meselesi olarak değerlendiriliyor. Diğer haber Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'da bugün tankçı günü kutlanıyor. Buna ilişkin bir video paylaşılmış. Savaşı ilişkin şunu söyleyelim. Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir harita yayınladı. Haritada Kharkov bölgesinin tamamının Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyleyelim. Birazdan Rusya tarafından yapılan resmi açıklamayı aktaracağız ama öncelikle Ukrayna Genelkurmay Başkanı şu açıklamayı yapıyor. Harkim'in güneyine doğru ilerliyoruz. Rusya sınırına 50 kilometreye kadar yaklaştık açıklamasını yaparken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşuyor. Lavrov şunları söyledi. Rusya Federasyonu Ukrayna ile müzakereyi reddetmiyor. Ancak süreç ne kadar ertelenirse anlaşmak o kadar zor olacak açıklaması yapılmış. Bir İYAN'ın da Kırım'ın güneyinde Karadeniz üzerinde gözetleme görevi yaptığını görmekteyiz. Amerika hiçbir zaman Türk hava sahasına girmiyor bunu da ifade edelim. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılmış. Yine Katar emiri Şeyh Temin Bin Hamad Ehsani doğada Libya temsilciler meclisi başkanı ve savaş şahsı Hafter'in diğer oğlu olan Belkasım Hafter'i kabul ediyor. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis konuştu. Türkiye'nin Rusya ilişkileri konusunda büyük endişe duyuyorum. Türkiye sonunda çıkmaz bir sokakta yürüdüğün anlamalıdır. Türkiye ile gelelim arayan en son kişiyim. Türkiye ile her zaman açık diyalog kanallarını arayacağız açıklamasını yaparak kendisini kandırıyor. İsviçre'de reklam panosunu görmektesiniz. Komşunuz evini 19 dereceden fazla ısıtıyorsa onu ihbar edip 200 frank ödül alabilirsiniz açıklaması yapılmış. MİT Başkanı Hakan Fidan, Irak'ta Irak Sünni Egemenlik İttifığı Genel Başkanı Hamis Hançerle Bağdat'ta bir araya geliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın attığı tweet'i görmektesiniz. Türkiye'nin sözde uluslararası deniz hukukunu kabul etmeyen ülke olduğu yalanına başvurmuş durumda. Bunun dışında birazdan Rusya'nın açıklamasını aktaracağız ama öncelikle İsveç'te halk genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti. Yerel saatte 08'de başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 20'de sona erecek. Seçim sonuçlarının ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanlarını belli edeceğini de hatırlatalım. Sandık çıkış sonuçlarının yerel saatte 9'da paylaşılması bekleniyor. Türk Kızılayı tarafından sel felaketinden etkilenen Pakistan'da yardım çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılayı Uluslararası Delegasyonu ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabel'de bu bölgeyi ziyaret ederken Türkiye tarafından daha doğrusu Kızılay tarafından ülkeye demir yoluyla 100 tonluk malzeme sevk edildiğini karayoluyla da 25 tonluk malzemenin Beyrutistan'a ulaştırıldığı açıklaması yapılmış. Kırgızistan'a gidiyoruz. Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi'ne katılan ekiplerin Kırgızistan'ın başkenti Bişke'ye ulaştığı duyuruldu. Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Organizasyonu'nda yaklaşık 10.000 kilometrelik parkur devam ediyor. Japonya'ya gidelim. Japonya'nın başkenti Tokyo'da defnedilmiş İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin bakımı yapıldı. Türk Sivil Toplum Temsilcileri Japonya Diyanet Vakfı ve Tokyo Camisi'nin organizasyonuyla Fuchu bölgesinde Tama mezarlığında ekipler bir araya geliyor. Burada dostlar kimler var derseniz Tama mezarlığında Abdülreşit İbrahim'in yanı sıra Tokyo Türk Cemiyeti Başkanlarından Ahmet Vahap yani burada şunu da söyleyelim dostlar. İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman Seyyah Abdülreşit İbrahim'in özellikle kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okunduğu da hatırlatılmış. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Aynen okuyorum. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri özel bir askeri operasyonu yürütmeye devam ediyor. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin füze birlikleri ve topçuları Harki bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yüksek hassasiyetli silahlarla saldırdı. Saldırılar sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 14. ve 92. mekanize Tugay'ın bu bölgede vurulduğu ifade edilirken Ukrayna ordusunun düşman kaybının 200'den fazla ve 20'den fazla askeri teçhizat olduğu notu düşürmüş. Yine çok sayıda Bayraktar TB2 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtilirken Nikolayev Kiev bölgesinde Ukrayna ordusunun ağır kayıplara uğradığı belirtiliyor. Sözde DPR'nin 93. ve 24. mekanize tugayları tarafından da Ukrayna ordusuna saldırıldı. Rus hava savunma sistemleri dostlar bir adet Mi-8 helikopterini düşürdü. Ayrıca her son bölgesinde 4 insansız hava aracı vuruldu. 2 balistik füze Toçku ve 2 Amerikan anti radar füzesi harmında havada vurulduğu belirtilirken ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket atar sistemlerinin düşürüldüğü açıklaması yapılıyor. Diğer haber dostlar Almanya, Ukrayna'ya çok sayıda Amerikan zırhlı aracı oluyor. Almanya'da onlarca Amerikan zırhlı aracı görüntülendi. Şu anda askeri teçhizatın Almanya topraklarında bulundu ve buradan dostlar özellikle Polonya'ya gideceği, daha sonrasında ise Ukrayna'ya teslim edileceği belirtiliyor. Video görüntülerinde onlarca askeri teçhizatı görebilirsiniz. Hafif zırhlı araçlar, askeri araçlar, tankerler ve diğer ekipmanlardan bahsediyoruz. Buradan çok sayıda görüntü paylaşılmış. Videoyu yayınlayan kaynak bunun sadece Ukrayna'ya gönderilen silahların ölçeğini oluşturduğunu, gerçek silahların çok daha fazla olduğunu iddia ediyor. Diğer haber Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde kullanılan nadir seyir füzesinden bahsedilmiş. Ukrayna ordusu en nadir seyir füzelerinden bazılarını kullanıyor. Su-24 bombardıman uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna savaş uçaklarının en nadir Sovyet havadan karaya seyir füzelerinin birisini kullandığı belirtilmiş. Sovyet KH-25ML seyir füzesinden bahsediliyor. Bu tür füzelerin tarihte oldukça az görüldüğü notu da düşülürken ayrıca Ukrayna'nın bunu kullanması dikkat çekici ifadesi kullanılıyor. Füze yarı aktif bir lazer güdümlü kafayla donatılmış dolayısıyla 90 kilogramlık yüksek patlayıcıyla savaş başlı 10 kilometreye kadar etkili ve 5 ila 10 metre sapma gibi düşük seviyeye sahiptir açıklaması yapılıyor. Hoşçakalın.